Ya arkadaş başımız büyük belada bizim. Ya Kutay, nereden bileyim abi arabanın bagajında gömü olduğunu? Şşş, tamam. Böyle goy goy yaparak bir yere varamayacaksınız. Ben bu halimi az çok tanır bilirim. Laleli de yetiştik çok şükür. Hatta bir dönem antika mevzularında müzayedelerde el kaldırmışlığım da var çok şükür. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. İster o malı götürün, teslim edin, ölün. İsterseniz emanetin üzerine hep beraber çökelim, krallar gibi yaşayalım, sonra ölelim. Lan Selman, ben niye ikimiz için durmadan ölelim deyip duruyorum? Bu saatten sonra asıl bu mal değnekleri ölü. Bakın arkadaşlar, şimdi biz buradan çıkar gideriz. Ki yapmamız gereken de bu. Ama işte oldu yani, kader bizi bir araya getirdi bu kazayla. Yani dua edelim aramızda ölü yok ya. Ama bagajda ölü var. Allah rahmet eylesin. Ya merhumu tanımazdık zaten, uzatmayın. Kutay, kesin sizin bu iş yeri sizin evin adresini biliyordur. Sizin evleri kesin ziyaret etmiştir. Ya benim bir tane annem var, bir tane. İnşallah onun başına bir şey gelmez. Ya aslanım, bu adamlar sizi bulana kadar anana bir şey yapmazlar, merak etme. Bu durumda eve de gidemeyiz. Ya bir sakin olun Allah aşkına ya. Bir kafamızı toparlayalım. Ya bu malın sahibi var ya, bunun intikamını kesin alır bizden. O malı satıp parasını cebine koyarsan kimse bir şey yapamaz aslanım. Nasıl? Ya o da benim işim. Laleli çocuğuz dedik ya. Ya amına koyayım, eşofman mı bu arabanın üstüne çıkıp satalım ya? Bu işlerden mevzular, cinayetler kopmuş, savaşlar çıkmış. Ne yapalım ki yeni eşofmanları? Çık, 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 çık. Olur mu baba? Yok anasını satayım, üçüncü dünya savaşını sen başlattın. Lan yeter, abel abel konuşmayın. Kardeşim, tanıdıklarımız var dedik ya, bağlantıya gireriz icabında. Bizim Osman eski laleli dericilerinden, eski kulağı kesiklerinden. Ya bizim Yusuf da eski götü kesiklerden. Tam belaya bulaştık ya, Allah'ım şu şey. Kutay, ayıp ediyorsun ama insanların yanında beni rencide etme kanka. Ne götü kesik ya? Ya beyler, siz bu arabadaki servete bela diyorsunuz ya, hay ben sizin aklınıza sıçayım değil mi? Dünyada kaç kişinin ayağına gelir böyle bir şans? Siz bu arabadaki malı görmediniz mi aslanım? Bagajda en az 1 milyon euro var, 1 milyon. Benim annemi aramam lazım. Yok abiciğim, yok. Telefonlara bulaşmayın. Takip ediliyoruz, araştırılıyoruz. Bırak. Bu adamlar anneme bir şey yaparsa var ya, ben vicdan azabından ölürüm. Birader, senin anne kaç yaşında? 68. Ne oldu? Yazık. Raf ömrünü doldurmuş. Ne diyorsun lan sen? Kutay! Kutay! Aa, bak şimdi haksızlık. Analar kutsaldır. Lütfen, sözlerinize dikkat edin. Böyle olmaz. Kardeşim ama baksana, biz mevzuyu çözmeye çalışıyoruz, gerginlik yaratıyor. Çocuk haklı şimdi abi. Arkada ölü var ya, stres var. Hadi canım, görüşürüz. Tamam bebeğim. Sıkma canım. Katın camını kapattın. Hem birazdan bizim araba gelecek. Al git arabana. Çocuklar kimin arabası o? Teyze Michael Jackson galiba. Ben anlamam Michael Jackson. Arabasını çeksin. Teyze Obama, Obama. Ne babası oğlum? Teyze yabancı o, yabancı. Çek çek arabanı. Teyze kızıyor. Bıktım ya. Nerede boşluk bulsalar giriyorlar. Aa, Arap mı bu ya? Evet. Bak bunlar da dadandı. Ay yakında vallahi mahallede şöyle melezler dolaşmazsa iyi. Hangi eve bakıyordu, gördün mü? Ay ne bileyim ayol, çıkar yakında kokusu. Al git arabanı buradan. Şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı ama bilemedim abi. Bunlar gelmeyecek galiba ya, ha? Önemli bir şey varsa bana söyleyin. Ya da bırakacağınız bir emanet falan, ben ulaştırırım. Bu Kütay'ın takıldığı kız arkadaşı falan var mı? Hayırdır abi? Adam bir soru sordu sana ya. Cevap versene. Şimdi uyandım ben işi. Arkadaşın kız kardeşi var. İstediler tabii. Siz Kütay'ı mı araştırıyorsunuz? Tabii, haklısınız. Sormadan vermeyeceksin. Vallahi ben 8 sene evvel benim baldızı yavşan biriyle evlendirdim. O gün bugündür kadına şiddetin miladı başladı. Her gün sopa atıyormuş. Biz de çektik aldık baldızı. Ama
Kutay temiz çocuktur. İyi delikanlıdır. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Yürü. Kim bunlar Saffet abi? Ne ayak bunlar? Vallahi Kutay'ı araştırıyorlar. O tombiş olan gözlüklü var ya, galiba kız kardeşini Kutay'la evlendirecek. Ya Kutay, İrfan abinin kızıyla sözlü değil miydi? Haberi var mı bu işten İrfan abi bize? Olay ortada. Kutay galiba o gözlüklü tombişin kız kardeşini bozmuş. Doğurtla doğurt amana koyayım. İki dakikada yazın senaryoyu, bir balayına göndermediğin kaldı. Okey beyler. Lan taş bir çalısız amana koyayım. Ya abi ne taş çalması ya? Ne taş çalması ya? Beyler her şey bir tarafa, annem bir tarafa. Benim eve gitmem lazım. Ya kardeşim kaç defa söyleyeceğim sana, annene bir şey yapamazlar. Ya kanka doğru söyle, en fazla rehin alırlar. Bir sakin olun be, bir sakin olun aslanım ya. Kutay, ayıp ediyorsun, insanların yanında vuruyorsun falan abi. Tamam ulan, yürü gidiyoruz anneni almaya, hadi. Ya nasıl sakin olayım be? Oğlum, siz böyle birbirinize girerseniz biz çuvallarız. Ya tamam, çuvallarız yani. Tamam, hepinizi ben kurtaracağım, tamam bendesiniz. Yürüyün gidiyoruz hadi. Ne ana sevgisidir arkadaş ya Rabbim ya. Bana bak hadi. O herifin evinde kim varsa hepsini toplayıp depoya götürüyorsun, anladın mı? Ethem'i de al. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Oksana? Bak bu Ethem de bu işin içerisinde. Ne ihtimal kuvvetli. Zaten hiç hoşlanmadım o yavşak ibineden. Sonunda belli olacak. Yengecim gör bak, dayım çözdü bile işi. Kesin de tam çıkacak bu işin altından. Hastır ol, sen de gör. Ulan sen de vıdı vıdı edip durma. Git arabayı hazırla hadi. Hadi gideceğiz hadi. Tamam hadi. Göreceksin bu Ethem çıkacak bu işin altından. Ethem de onlarla beraber. Evdekileri alıp gideceğiz. Cemal abi öyle söyledi. Sana gel. Eve gelen giden oldu mu hiç? Bir ben girdi ya. Oğlum bize niye söylemiyorsun? Ya tam haber verecektim, kadın su döktü. Ne yapayım abi? Ne suyu? Arabanın üstüne döktü ya. Tam malsın ya. Neyse tamam, siz kimi alıyorsanız alın. Ben taksiyle kaçar giderim. Hadi görüşürüz. Dur dur. Cemal abi senin de gelmeni söyledi. Niye? Beni ne yapacakmış ya? Vallahi bilmiyorum işte, öyle söyledi. Tamam hadi o zaman gidelim, eve alalım ya. Sana gel, sen burada arabanın önünde bekle. Ya gene ben mi aman akıyorum? Sabahtan beri beni buraya diktiniz ya. Kes lan. Gördünüz mü lan, evi sarmışlar. Ben gideyim, anneme zarar vermez. Bir dur, sakin olun ya. Ulan sakinim var bu işin. Kutay, aslanım. Bak bu adamlarda kesin silah vardır. Sıkıntı olmasın. Anlayalım mevzu. Dur bir dakika. Buyurun, kime bakmıştınız? İyi akşamlar. Biz asayiş şubeden geliyoruz. Kutay Vezir'in evi burasıydı değil mi? Evet, burası. Biz öğlen de gelmiştik. Annesi çıkmıştı galiba karşımıza. Siz nesi oluyorsunuz? Ben nişanlısıyım. Annesi de içeride. Teyzenin de gelmesi gerekiyor. Bir çağırabilir misiniz? Memur Bey, kötü bir şey mi oldu? Allah aşkına söyleyin. Yok yok, bir şey yok ya. Merak etmeyin. Feleknaz. Ne oldu kızım? Kim geldi? Memur Bey'lermiş anne. Memur Bey mi? Siz gündüz de geldiniz. Kutay'ın iş yerinden arkadaşıyız dediniz. Yok, ben patronuyum dedim de siz endişelenmeyin diye söyledim teyzeciğim. Biz polisiz teyze. Polis mi? Bizimle karakola kadar gelebilir misiniz? Kutay'a bir şey olmadı değil mi yavrum? Yok yok, bir şey olmadı ya. Doğruyu söyleyin, Kutay'ım iyi değil mi yavrum? Teyzeciğim, karakola gelirseniz her şeyi söyleyeceğiz. Buyurun eşyalarınızı alalım. Tamam. Anne hadi hazırlanalım. Tamam, gel. Oh, yediler. Anahtarı unutma yavrum. Feleknaz da bizdeymiş. Yusuf. Heh. Bunlar Feleknaz'la annemi nereye götürüyor? Bilmiyorum abi. Paşam tamam, sakin. Takip edelim hadi, takip edelim. Ya Kutay arkadaşlar haklı, takip edelim. Fazla yanaşma da duruma ayıkmasınlar ya.